Evet arkadaşlar merhaba. 26 Kasım 2021 Kocaeli'deyiz. Gündüz programında Cuma günü. Herkesin Cuma'sı da hayırlı olsun diyelim. Hafta sonuna geldik yine. Kocaeli'de çok güzel bir program var. 9 kuşlu bir program var bugün. Hemen tahminlerimize geçelim. Bakalım Kocaeli'de bugün neler olacak. Şimdi biliyorsunuz artık zaten Kocaeli'de yaz kış hep kum görüyoruz, kum pistte yarışlar. Birinci koşuyla beraber altılı gayan yani birinci altılı gayan başlıyor arkadaşlar. Burada şartlı 4, 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pist başlığımız var. 10 tane safkan burada start oluyor. Evet burada bu 10 atın 4 atı 2'ye böldük biz yani 4 atın 2 tanesi çok ön planda. 6 numaralı Celal Baba, Furkan Karakurt'la ve 1 numaralı Babaroz, Cemal Paso ile arkadaşlar. Burada bu grubun biraz böyle daha önünde kalmış oluyor. Tabii ki 2 numaralı Black Wasp, Görkem Özçelik'le ve 3 numaralı Black Adler de arkasından şans arayacaklar. Öncelikle 6 ve 1 diyoruz buraya. Daha sonra da 3 ve 2 diyoruz ama 4 atın yazılmasında yarar var. Mutlaka. Burada arkadaşlar günün sürprizini 8 numaralı Alcandros yapabilir. Dikkat etmek lazım. Hani böyle buraya fazla at yazalım ya da bizi burada ne yıkar derseniz eğer bu 4 atın dışında Alcandros da bir şekilde bir sürprize imza Alcandros imza atabilir. Dikkat etmek lazım. Lüksör temsilcisi daha böyle kendini tam ispatlamış durumda değil. Ama ispatlamayacak anlamını taşımıyor. Arkadaşlar ikinci koşudayız şimdi. Maiden 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. Burada da 10 tane safkan var ve burayı da yine öncelikle bir numaramız var burada. Bizim için alternatif banko niteliğinde Cemal Paso eğer hata yapmazsa ki ara ara getiriyor Cemal Paso, apranti. Burada normal şartlar altında Kelemerli Bey'in kazanması lazım. İki tane safkan var burada. 5 numaralı Yiğit Soylu, Danyal Kaya ile ve 10 numaralı Prenses Toşur, Ali Can İnci ile. Ciddi rakipleri. Okan Akel'in bindiği burada Deniz Prenses'i de var. Dileyenler onu da hani ilave edebilirler tabii. Ama Eküller ve 10 numara yani Yiğit Soylu burada Durulay var. Durulay'ın fonksiyonu olur mu tam bilemiyorum ama 3 aylık bir arası da var. Ama burada Prenses Toşur 10 numara Ali Can İnci ile tabii ki rakipleri. Biz burayı 1-5-10 şeklinde geçmeyi daha uygun bulduk açıkça söylemek gerekirse. Evet şimdi üçüncü koşudayız. Saat 15'te şartlı 5. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Burada 3 numaralı Namık Bey Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği safkan arkadaşlar bizim bankomuz bugün. Diğerlerini de bastırıp geçeceğini düşünüyoruz ve bu şartlı 5 koşuda Namık Bey'i daha ön planda görüyoruz ve bizim birinci altılı da ilk tekimiz bu. Evet. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı gayan başlıyor. Handikap 17. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Burada da 10 tane safkan var. Tabii ki günün hemen hemen en zor koşusunda karşı karşıyayız burada. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. İlk atımız 2 numaralı Babacan'dır. Hışman Çizik'le. Evet. 9 numaralı Sancaktar. Yunus Emre Yüksel'le. 7 numara Erdoğdu. Onur Atmaca. 3 numara Tahir Baba. Onur Öztürk. Bu Tahir Baba arkadaşlar hem uzuncu hem de kumu seviyor. Bakmayın burada bu sıfırlara, yedilere, beşlere, dörtlere. Yeşil. Çim yani. O yüzden bir şekilde arkadaşlar bu safkan iyi koşacaktır diye düşünüyoruz. Kısaca Tahir Baba'dan biz çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün arkadaşlar. Onur Öztürk'le. Zaten bu yörenin
jokey sayılır. Kocaeli, Bursa. 6 numaralı Gubaz diyoruz Görkem Özçelik'le ve 8 numaralı Fırtına Kasım Mahmut Turan'la. Yani 2, 9, 7, 3, 6, 8 arkadaşlar. Tam 6 tane safkanla geçeceğiz. Bu 10 atın 6'sını yazıyoruz ilk ayakta. Bu şekilde. Evet, 5. koşuya geldiğimiz zaman handikap 16, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Kısa mesafe diyebileceğimiz bir koşu. Burada da öncelikle 11 numaralı Imposing Victory Metin Hamedi ile bizim ilk atımız. Handikap puanı 33 değil, isterse 0-3 olsun. Önemli değil. Bugün iyi koşacağına inanıyoruz. Bomboş bisikletli arkadaşlar, 50 kilogramla. Bushranger yavrusu bu düzeltmeyi yapacaktır. Handikap puanı olarak ilk atımız 11 numara. 3 numaralı Kara Yaşar İbrahim Halil Ketme ile kesinlikle kuponlarda olması gereken bir safkan bu. 6 numaralı Kuz Gölcüklü Mahmut Turan'la ve 5 numaralı Dolce Moye Fırat Arslan'la arkadaşlar. Kuvvetli bir safkan. Bu grupta biraz arka planda kalacak gibi duruyor ama ters bir koşu çıkartabilir. Biz bir numarayı almadık arkadaşlar. Bir numara muhtemelen belki de favori çıkacaktır. 70 handikap puanı falan. Arkadaşlar burası 11, 3, 6, 5 şeklinde 4 tane safkan bizim için burada ön planda. Sizin de atınız varsa takip ettiğiniz onlar da yazılabilir. Kendiniz bakarsınız. Şimdi 6. koşudayız. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre. Bu 2000 metrede tabii ki şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Start problemi yaşıyor bu Vedado. Fakat şöyle söyleyeyim size. Bu safkan o start problemlerinin acısını bugün çıkartabilir. Çetin Taş eğer şanslı gününde ise ve bu atı bu starttan çıkartabilirse bu at bu yarışı bugün kazanır. Yani öyle söyleyeyim size. Burada bir numara Vedado bizim ilk atımız. Ha, yok abi o startta kalıyor. Biz yazmayı derseniz siz bilirsiniz. Tabii ki normal yani. Problemli bir durum var ortada çünkü. Yani 50-50. Belki de 3 boy bu sefer çıkar. 3 boy ama yine de arkadaşlar bu Vedado'nun kazanma ihtimali çok yüksek çıkarsa. 3 numaralı Prenses Grace diyoruz Görkem Özçelik'le. Ve tabii ki çalışmaları iyi olan bir safkan var burada. 8 numaralı Gabardino Daniel Kaya ile yani 53 buçuk kilo ile 37 buçukluk bir 600 metre çalışması yapmış. Yani yurt dışındaki safkanlar gibi bir çalışma yapmış yani bildiğiniz. Hatta o yurt dışında bakıyoruz %39-38 çalışıyorlar. Bu safkan boşlamaya gelmez. Yani burasını biz 1-3-8 olarak geçiyoruz. Varsa sizin adınızda. Langeron biraz sakin kalır bu sefer diye düşünüyoruz. Belli de olmaz. Eğer yarışa gitmek istiyorsa Langeron da tepki verebilir bugün. Ama biz burada daha çok bir numara eğer starttan çıkarsa Vedado üzerindeyiz. 3 numaralı Princess Grace kalitesiyle Görkem Özçelik'le mutlak düzeyde iyi koşacaktır. Ve sürpriz olarak da çalışmalarını beğendiğimiz bu King David yavrusu Gabardino'yu 8 numarayı da Danyal Kaya'yla sürprizde öneriyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet 7. koşu şartlı 5 4 yukarı Araplar 1200 metre 10 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada şimdi şöyle bir durum var. 4 tane ata yer verdik ama öncelikle bize göre bugün Şintay yani ekürler ve ekürsü 10 numara Hanım Sultan, 6 numara Şintay, 10 numara Hanım Sultan. Alternatif banko niteliği düşünebileceğiniz bir grup olmakla beraber bugün Şintay'dan çok iyi bir koşu gelecek özellikle. Nurettin Şen'in bindiği. Eğer buna yok, bunlar banko olmaz dediğiniz takdirde 4 numaralı Roman olur, Fışman Çizik'le. Kaliteli safkan, son düzlükleri daima iyi. Ve 2 numaralı Keleşan Görkem Özçelik'le 7 numaralı Kapaklı Can Vedat Abiş'le mutlaka kuponlarda olması lazım. Yani 6, 4, 2, 7 diyoruz buraya.
Ama ekürlerin altını çiziyoruz arkadaşlar. Özellikle Şintay'dan bugün bu kısa mesafe koşuda çok iyi bir performans bekliyoruz. Evet, 8. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada günün teki geliyor. 4 numaralı Kral Ateş Hışman Çizik'le çok net bir banko bize göre. Bu grubu geçecektir diye düşünüyoruz. Maiden'dan çıkacağını düşünüyoruz Kral Ateş'in Hışman Çizik'le. En büyük rakibi tabi 1 numaralı Uğurkan ve özür dilerim 5 numaralı Uğurkan ve 1 numaralı Ali Bey. Gözüm bire bakıyor. Evet, burada 4 numara bizim bankomuz Kral Ateş Hışman Çizik'le arkadaşlar. Evet, 9. koşuda şimdi günün son koşusu artık. 12 tane safkan var burada. Handikap 14. Dişi hepsi 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum pist. Evet, burada da arkadaşlar tam 5 ata yer verdik. 8 numaralı Gülcem Gökhan Gökçe ile ilk atımız. 4 numaralı Haz'ın kızı Halil Kaplan'la. 2 numaralı Fıstık Can Hışman Çizik'le. 5 numaralı Safiye Ayhan Kurşun'la ve 10 numaralı Air Girl Sercan Tırpan'la arkadaşlar. Burada bakalım nasıl bir performans gösterecekler. 8, 4, 2, 5, 10 diyoruz buraya. Günün bu son ayağına Kocaeli'de arkadaşlar. Evet, böylelikle Kocaeli ile ilgili de söyleyeceklerimize noktayı koyuyoruz. Evet, ona göre sizler de kendi atlarınızı ilave ederek güzel bir şablon yapıp en doğru seçimleri yapacağınıza inanıyoruz arkadaşlar. İyi bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.